Bir yandan Çin için, bir yandan Putin için. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı çıkardı Putin için. Son derece önemli bir buluşma. O tutuklama kararından sonra Putin işgal altındaki Ukrayna'da, Mariupol'de boy göstermişti. Ziyaretin akşam karanlığında yapılması da tartışmalara neden oldu. Ukrayna Putin'i gece yarısı eve girmeye çalışan hırsıza ve olay mahalline dönen katile benzetti. Putin Rus işgali altındaki Mariupol'ü gece yarısı ziyaret etti. Ukrayna Rus lideri hırsıza benzetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı çıkartmasından sadece iki gün sonra işgal altındaki Ukrayna topraklarına sürpriz ziyarette bulundu. Kremlin'e göre ziyaret spontane gelişti. Akşam vakti Kırım'dan helikopterle Mariupol'e uçan Putin, kendi kullandığı otomobille mahalleleri dolaştı. Kent sakinleriyle konuştu. Artık birbirimizi daha yakından tanımalıyız dedi. Putin bir evi de ziyaret etti. Modern, konforlu yaşam alanlarının inşa edileceği sözünü verdi. Putin'in ziyareti sırasında Rus devlet televizyonu işgalin Mariupol'de yarattığı yıkımı hiç göstermedi. Kentten kaçmak zorunda kalan yüz binlerce Ukraynalıdan ya da öldürülen on binlerce insandan da söz edilmedi. İlginç bir nokta daha vardı. Putin kent sakinleriyle ayaküstü konuşurken bir kadının "Bunlar gerçek değil, her şey şov" diye bağırdığı duyuldu. Ancak bu kısım daha sonra Rus Devlet Televizyonu'nun yayınından çıkarıldı. Kiev'den ziyarete tepki gecikmedi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihailo Podolyak paylaştığı tweette "Suçlu her zaman olay mahalline geri döner" dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Putin bir hırsıza yakışır şekilde gecenin karanlığında Mariupol'e gitti ifadesini kullandı. Analistlere göre ziyaret gündüz yapılmadı çünkü Mariupol'de savaşın yol açtığı yıkımın görülmemesi isteniyordu. Savaşın en uzun ve en kanlı çatışmalarına sahne olan Mariupol, 10 aydan uzun zamandır Rusların kontrolünde. Ukrayna kentte 20 binden fazla insanın öldürüldüğünü iddia ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Mariupol'deki binaların %90'ı hasar aldı. Yaklaşık 350 bin kişi kenti terk etmek zorunda kaldı. Rus yetkililer şu anda kent nüfusunun 300 bin kişi olduğunu belirtiyor.